Bismillahirrahmanirrahim. Kavlul Mufid. Şerh. Ve fil hadisi ma yedullu ala tahrimi ziyaretin nisalil kubur. Ve hadiste ayollarının kabirlerini ziyaret kılıştığı haram ikenliğe dalalet kıladigan narsa hükümler vardır. Ve enneha min kebairi zulub. Ve ayollar kabirlerini ziyaret kılıştığı günahlarının kattalardandır. Ve ulema'u ihtilafu fi zalika ala salasati aqvalin. Ve alimlerimiz ise Allah razı olsun hammalaridan 3 kavlga ko'ra ihtilof qilishdi. Al-qawlu al-awwal, birinchi qavl, tahrimu ziyorati nisalil qubur. Ayollarning qabrlarni ziyorat qilishligini haromligi. Bal innaha min kabairi zunub. Balki bu ziyorat gunohlarning kattalaridandir, kabiradir. Li hazal hadis, mana shu sahih hadis uchun. Ya'ni hasan hadisligi uchun. Yani dalilimiz bo'lgan hadis hasan hadisdir. Lekin narigisi le zuvaratil qubur deb kelgani sahihdir. Ular bir-birini qo'llab-quvvatlaydi albatta. Al qawlu sani, ikkinchi qavl esa karahatu ziyarati nisalil qubur. Karahatan la tasiru ila tahrim. Ayollar qabrlarni ziyorat qilishligini makruhligi. Haromlik darajasiga bormaydigan makruh bo'lishlikda. Ve haza huval meşhuru min mezhebi Ahmed'e an ashabihi. Bu Ahmed bin Hanbel'in mezhebinde onun ashablarından aytilgan kavlinin meşhurudur. Yani Hanbeli mezhebindeki meşhur fatva şu: makruh lekin haram emasdir. Li hadis Ummi Atiyye nuhina an ittiba'il cenais ve lem yu'zam aleyna. Yukarıda aytilgandek Buxoriy va Muslimda kelgan sahih hadis, Ummu Atiyaning hadisiki, biz janozalarga ergashlikdan nahy qilindik va bizlarga qat'iylik qilinmadi. Bu hadisni dalil qilishadi, lekin bu hadis boshqa masala, janoza masalasi. Ya'ni janoza illaki qabristonda o'qilmaydi-ku. Janoza masjidda ham o'qilishligi mumkin yoki boshqa bir maydonda o'qilishligi mumkin. Bu janoza masalasi. Janoza namoziga qo'shilishlik, qo'shilmaslik, ergashlik, ergashmaslik, borishlik, bormaslik masalasi bu. Bu qabriston masalasi emas. Al-qawlu salis, 3-chi qavl, annaha tajuzu ziyaratu nisalil qubur. Xotinlar qabrlarni ziyorat qilishligi joiz bo'ladi degan qavldir. Li hadisil mar'ati, ya'ni bir ayol to'g'risida kelgan hadisga ko'ra Annahu sallallahu aleyhi ve sellem marra bi imratin ve hiye tabiki. Peygamberimiz aleyhisselam bir hatının aldan öttüler. Bu hatını yığılayıp durdu. İndel kabri kabrinin aldı da. Fekala leha ittaqillaha vasbiri. Şimdi Peygamberimiz aleyhisselam ettiler ki Allah'tan korkun ve sabır kıyın dediler. Fekalet lehu ileyke anni. Hatın Peygamberimiz aleyhisselam'a etti ki menden uzak dur dedi. Menden ozinge yani uzak durgun dedi. Fe inneke lem tusab bimisli musibeti. Çünkü benim musibetim yokşegenlerse senge musibetle geni yok. Senge bunun musibetki geni yok dedi. Fe insarafer Resulü sallallahu aleyhi ve sellem anha. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ayaldan bürülüp gittiler. Hiç nese demediler. Fekile leha haza Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz aleyhisselam inemeye gittiler. Lekin sahabeler açtı ki bu kişi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem idi. Sen bu kişiye bir edeblik kuvamayın. Fecaat ilahi ta'teziru. Bu kadın Peygamberimiz aleyhisselamın aldığı geldi. Üzrete başladı. فَلَمْ يَقْبَلْ عُزْرَهَا Peygamberimiz aleyhisselam onun üzrünü kabul kımadılar. وَقَالَ اِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْاُولَى Etler ki sabır birinci tokraşudadır. Yani musibetinin birinci kigen vakti de sabır kılıçlik mene şu sabırdır. Hadisini biraz şahleyemiz. Hadis kitaplarda, hadis derslerimizde etken edigü. Yani bir de biraz şahleyelik.
Çünkü bazı nükteler var. Şimdi bu ayolda kabirge kiyen kiymegen meselesini hazır bahsiremiz zaten. Lekin Peygamberimiz Aleyhisselam bunu bana takvaya çakır yaptılar. Allah'tan kork diyaptılar. Hatının kabirde alıda yığılıp oturuşluğunu Peygamberimiz Aleyhisselam men kılırlar. Yani şu keyfiyetini men kılırlar. Bütün halatını men kılırlar. Bunun için ya hatının kabirde aldığı kigeni hem kirp git uğradı. Kabirde aldığı yığılıp oturgeni hem kirp git uğradı. Ve uzunu tutulmaya oturgen halatları hem kirp git uğradı. Bunlar hepsi caizmez. Ve sabır kıyın dediler Peygamberimiz Aleyhisselam. Demek Peygamberimiz Aleyhisselam ayağının halatını görüp onun keyfiyetini düşündüler. Şunun için sabır kıyın diye yaptılar. Ayağının kıynelgen halatını sezdiler. Ayağın şunçeli bir uzdan kitkenidi ki, musibetten şunçeli tahsillengenidi ki, Peygamberimiz Aleyhisselam diye tanımadı ve etrafıya karamadı. Misal itibar verip karasını sezer idi. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselam'ın etrafı da sahabelerinin keyfiyeti, adab, ahlakıdan herken de insan sezirse buladı. Lekin hatın özü bile özü meşgul olup koyganıdı. Şunu yüce etti ki, benim musibetim size kime geldi? Ağır musibet geldi beni başımda. Şunu yüce benden uzak durun dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam hem gördüler ki, hatının halatı ağır, inlemek gittiler. Lekin aslında bir insan bilip durup, kasten Peygamberimiz Aleyhisselam'a şunu dediyse kafir buladı. Biz bir insonga Kur'an-ı Hadis'ten davet kıyganımızda, hak yetkizganımızda bilip durup bizge menden uzak dur. Gapirme bu gaplar yine. Falan stansa kafir buladı. Çünkü Allah ve Resulü'ye hürmetsizlik kıygan buladı. İstiğfaf, yengil sanaçlık buladı. Peki bayan uzu demez idi. Hani? Ayollar şimdi nazi buladı tabiatı. Şunun için şeriat ayollarını kabirge barışlıydan mankıl yaptı. Uzunu yok atıp koyatta nima qilyap turgani, nima deyap turganligini bilmay qoladi. Qabristonga borishini qo'ying. Uyda bir o'lim bo'lsa, xotinlarda nima deb yig'lashligini bilasizlar-ku. To'g'rimi? Qanday bir og'ir kalimalar bilan dod faryod qilishib, shirk bo'ladigan, kufr bo'ladigan, Allohga isyon bo'ladigan kalimalar bilan yig'lashadi. Shuning uchun payg'ambarimiz alayhissalom man qildilar, shuning uchun shariat ayollarını kabristonga borishlikdan man qildi. Bu ayolni sahabalar ogohlantirgandan keyin ayol kelib Peygamberimiz Aleyhisselamning darvozaboniga aytdiki, "Men Rasulullohni ko'rgani keldim, ziyorat qilgani keldim, bilmasdan beadablik qilgan ekan, kechirim so'ragani keldim." degandan keyin Peygamberimiz Aleyhisselam uni qabul qildi va ayolning uzrini qabul qilmadi. "Sen baribir noto'g'ri qilyapsan." Sabr qilishin kerak edi. Sabr esa musibatning birinchi kelgan vaqtida bo'ladi. Musibat kelganda dod faryod qilib, hamma gapni gapirib, butun ishni qilib, undan keyin uzr aytadigan bo'lsangiz bo'lmaydi. Siz xatoni qilib bo'ldingiz. Sabr qilmadingiz siz. Sabr qiluvchilardan bo'lishligi uchun, sabrni savobini olishligi uchun musibat kelgan vaqtdan ketguniga qadar o'zingizni tutishligingiz kerak. فالنبي صلى الله عليه وسلم شاهدها عند القبر ولم ينهها عن الزيارة وإنما أمرها أن تتقي الله وتصبر. Yani bu hadis görüp durup sözü özü ayollarını kabristonga kelishligidan man qilyapti yu. Lekin bazı olimlar noto'g'ri tushunib aytayapti ki, mana payg'ambarimiz alayhissalom bu xotinni qabrning oldida ko'rdilar va qabrlarni ziyoratdan man qilmadilar. Belki Allah'tan takva kılıçdaki ve sabır kılıçdaki büyüdüler deyişiyordu. Şimdi Peygamberimiz Aleyhisselam nemege ziyaret kıyanı keldin demegenliğinin sebebi hatının halatı götürmesidir. Nemege keldin haber gelse hazır ki gəpirgen gəpirdenem ağırı gəpir varışı mümkündür. Şu sabır kıyın deyeneğe nemege cevap verdi ki önlüyüz. Nemege keldin bir yerine. Dese hiç götürülmesidir gəpti. Ket bir yerden dese hiç götür almasıdır. Neye mağır yaptı gafir varışı mümkündür. Peygamberimiz Aleyhisselam bunun halatını bayağı kıldılar. Ve yine onun üstüge Peygamberimizin maksadı fakat yine onu yığılayıp durganlığını mankılışlıymaz.
Onda fakat yine isbiri derdiler. Sabır kıyın derdiler. Lekin aldın takvaya buyuruyordular. Takva kıl, Allah'tan kork ve sabır kıyın derdiler. Kıyın sabırdan aldın takvaya çakır yaptılar. وَلَمَّ سَبَتَ فِي سَحِحِ مُسْلِمٍ حَدِيثِ عَيْشَةَ الطَّوِيلِ Yine Müslüm'ün sayhında sabit bugün hadis var. Yani aşağıramızın uzun hadisleri. وَفِيهِ bu hadiste geledi ki اَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ خَرَجَ اِلَى اَهْلِ الْبَقِعِ فِي اللَّيْلِ اَهْلُ الْبَقِعِ'ye yani Medine'deki sahabelerinin kabristanı'ya bir keçesi Peygamberimiz Aleyhisselam çıktılar. وَاسْتَغْفِرَ اللّٰهُمْ وَدَعَ لَهُمْ kabristanı ziyaret kılıp, aylanıp yürüp, kabristanda yatken müminler için istiğfar ettiler ve onlar için dua kıldılar. Yani onların faydası ya. وَاَنَّ جِبْرِيلَ اَتَاهُ فِي اللَّيْلِ وَاَمَرَهُ Yani Cibril Aleyhisselam şu geçesi keygenidi ve Peygamberimiz Aleyhisselam'ını büyürgenidi. Bu teskariye çıkayımdır. فَخَرَجَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مُخْتَفِيًا عَنْ عَيْشَةَ وَزَارَ وَدَعَ وَرَجَعَ Peygamberimiz Aleyhisselam Ayşe anamızı bildirmesinden çıktılar. Barıp ziyaret kıldılar. Ve dua kıldılar da kayıt geldiler. Sümme akhbaraha al-khabar ki Ayşe anamızı haber verdiler. Barıp ki geldi yine. Aldığını ya mesela Ayşe anamız uhle yaptırıldı. Biz orta bulmasın dediler. Uykusundan koymayı dediler de Peygamberimiz Aleyhisselam kalın kançalığı raya kılı yaptılar. Sekin uzları bağırıp ziyaret kılıp dua kılıp kayıtıp yediler. Kim haber dediler? Fekalet me ekulu lahum ya Resulallah. Şimdi Peygamberimiz Aleyhisselam ettiler ki ya Resulallah. Şimdi Ayşe anamız ettiler ki ya Resulallah mevlar ya nime diyemen. Yani kabirdekilerine nime demeytemen dedi. Kale kuli esselamu aleyküm ya ehled diyar minel mu'minine vel muslimin. Mu'minler ve muslimlerden ibaret bugün. Ey bu diyarın ahalleri sizlerge salam bulsun deyip aytkin dediler. Karin kabristandakilerine salam verişliği de ürgeti yaptılar Peygamberimiz Aleyhisselam. Kalu فَعَلَّمَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ دُعَى زِيَارَةِ الْقُبُرِ Demek Peygamberimiz Aleyhisselam bu hadiste Ayşe anamızga kabirlerini ziyaret kılıçlıkının duasını öğrettiler. Kadın kabirde kabristan'a borgenay dua şu Esselamu Aleyküm de başlaşlık. وَتَعْلِيمُهُ هَذَا دَلِيلٌ عَلَى الْجَوَازِ Peygamberimiz Aleyhisselam bu duanı Ayşe anamızga öğretkenliği, ayollarının kabristan'a barışlığını delilidir deyipti bazı alimler. Lekin bu kavuller sahihmez. Yani hadislerini ne doğru istildal kılışı yaptı. Hadisler sahih. Hadisler doğruyu ne doğru yerlerine koyuşu yaptı. Ne doğru düşünüşü yaptı. Hazır şeyh bunlarda bitti rahat kıladı. وَرَيْتُ قَوْلَ رَابِعًا ve kabir meselesinde 4. kavul diyem gördüm diye yaptı şeyh. Yine bir kavul bırakken diye yaptılar. Anne ziyaretten nisalil kubur sünnetun kerricali. Ayarlar kabirlerini ziyaret kılıçdaki erkekler yokşap sünnettir diyen kavulen var. Erkekler yakan diye sünnet bilsa hatunlar hem şun diye sünnettir diyen fatvalar hem var. لقوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكرهم الآخرة وهذا عام للرجال والنساء çünkü Müslüm'de kigen sayı hadiste Peygamberimiz Aleyhisselam ettiler ki men sizlerini kabirlerinin ziyaretten nahi kılar edim indi ziyaret kılarlar elbette kabirler sizlerine ahiretini isletedi diyettiler. Karin kabirlerini ziyaret kılıçdaki Peygamberimiz Aleyhisselam buyurdu. Bana şu buyruk bulan sünnet böyle yaptı, müstehab böyle yaptı. Ama ne için? Kabristan'a barıp Kur'an okuşluğu için, kabristan'a barıp nefaka sadaka kılıçdaki için ya dua kılıçdaki içinmez. Ahiretini istedik için. Bana illetine et yaptı. Fe inneha diye yaptılar ki çünkü kabristan'a barışlar çünkü takravun el Kur'an demeye yaptılar. Kur'an okup gelesiler.
Ne yaptı? Sadaka verip gelesiler. Ya dua gelesiler ne yaptı? Ahiretini silerge isletedi de yaptılar. Ve bu hüküm erkekler ve hatunlarge umumidir. Deyişedi bazılar. Yani aldın hemmeni menkul oldu ki hemmeye izin verdi deyişedi. Valiyenne Ayşete radiyalanaha zarat kabrahiha. Çünkü Ayşe anamız uzunin akasının kabrini ziyaret kıldı. Fekallaha Abdullah ibn Abi Malike aleysen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem kadneha an ziyaretil kubur. Şunda Abdullah ibn Abu Malike etti ki Peygamberimiz aleyhisselam kabirlerini ziyaret kılıçlığında nahi kıyam mesmiydi? Dur soralım. Qalat innehu amara biha ba'de zalik. Ayşe anamız ettiler ki Peygamberimiz aleyhisselam ondan keyin kabirlerini ziyaret kılıçlığa buyurdular dediler. Ve haza delilun ala ennehu mansuhun. Ve yine de bazı alimler yaptı ki bu hadis bana delil bol yaptı ki aldın erkek ve ayarlarını men kılingeni mansuh eken. Kingi hadis aldıngi hadisde mansuh kılı yaptı. Peki ayarlarını men kılingeni mansuh eken deyişedir. Peki körünüp durup ki Abdullah ibn Abu Malike mutlakat yaptı. Nehe an ziyaretil kubur yaptı. Kabirlerini ziyaret kılışında men kıyanlar ki de, yani ayarlar da deme yaptı. Mutlakat yaptılar. Ayşe anamıza mutlakat yaptılar. Ondan ki büyürgenler de yaptılar. Ve galiben körünüp durup ki bana şu hadisi kaskılı yaptılar. Kuntu nehaytukum an ziyaretil kubur fezuruha kalin amr kılı yaptılar. Ve sahih ve al-kavlul evvel İbn-i Seymin rahimahullah yaptılar ki lekin sahih doğru kavul birinci kavuldur. Yani ayollar kabristanını ya ki kabrini ziyaret kılıçdaki haramdır. Ve yücebu an edilletil ekvalil uhra başka kavullarının delillerden cevap veriledi ki yani başka kavullar deliller kildirdi bana törtte kavuldan üçtesi var. Biz birincisini doğru dedik, kagenlerine doğru mu? Şimdi onlara cevap verelim. Bienne sariha minha gayru sahihin. O şey başka kavullarının delilleri sarih bugünü sahihmez. Açıkçası yani ayollar kabristan'a varsa bulur adlayan delilleri sahihmez, zayıf hadisler. Ve sahih gayru sahih sarihin. Ve kiltirgen delillerinin sahihleri var. Lekin sarihmez. Şimdi razı mı? Hadis sahih. Lekin sarihmez. Ayollarını kabristan'a barışlığa dalalat kımaydı. Başka manaları yiyen dalalat kıladı. İhtimallı. Hazır göresiler bunu. Femin zelike bana şu cevaplardan. Evvelen davan neshi gayru sahihetin. Evvela mensuhlik davası sahihemezdir. Lennehe la tuqbalu illa bi şerteyni. Çünkü mensuhlik davası ikide şartla kabul kılınadı. Eğer o ikide şart bu mesela mensuhlik kabul kılınmıyordu. Mensuhlik azam neslemez. Mensuh diyeni burada hükümünün kaldırılgeni, terk kılınganıdır. Özgertirilgenidir. Birinci şart te'azzurul cem'i beynen nesseyni. İkide dalilinin ortasını cem kılıçlığının üzürlüğü buluşluğu. İkide dalil kese birbirine karama karşı görüşürse biz onları cemleştiğimiz, ikilesi yem amel kılıçlığımız kıyım bulsa, onda bittesi mansuh buladı. Vel cem'u nesahlun ve leyse bi mutaazzirin. Bu mesele deyse cem kılıçlığı asan, üzürlüğümez, kıyımmez. Lennah yümküne yukala innel khitabe fi kavlihi kuntu nehaytukum an ziyaretil kubur fezuruha lirical. Çünkü bir yerde şunu dedim ayetirişliği mümkün. Peygamberimiz aleyhisselam sözleri de meslerini kabirlerinin ziyaretten nahi kılgen edim. Şimdi ziyaret kılır ile degen büyürüğü, nahisi ve büyürüğü erkeler için bu gelmese. Vel ulema ihtilafu fîme izâ khûti ve ricalu bi hükmin. Bu erkeler gibi gelmese, nâri ki hadis ise hatınlar gibi gelmese.
Şümran can bol yaptı. Bu alimler, erkekler, birer de hükümde muhatap bugün bu ise, şu meselede ihtilaf kılıştı. Hal yedhulu fihi nisa avla. Yani erkekler muhatap bugün hükümde, hatunlar kiradı mı kirmeydi mi? Ve izâ kulna biddukul ve huve sahih. Eğer biz ayollar şu hükümde kiru raddisek ve bu sahih kavuldur. Yani erkeklerle bugün hitapki ayarlarım kirip gitti oradı. فَاِنَّ دُخُولَهُنَّ فِي هَذَا الْخِتَابِ مِنْ بَابِ دُخُولِ اَفْرَادِ الْعَامِ فِي الْعُمُمِ. Çünkü ayarlarının bu hitapki kirişliği umumi meselelerinin afradlarını umumlikke kirişlik babıdandır. Yani usulü fiqh kitaplarda okuyarsılar, âm, havas meselelerini okuyarsılar, usulü fiqh meselelerini şarakılı yaptılar. وَاَلَ هَذَا يَجُوزُ اَنْ يُخَصَّسَ بَعْضُ اَفْرَادِ الْعَامِ بِحُكْمٍ يُخَالِفُ الْعَامِ. Madem ki bu mesele üsuldeki şu kanun geçirse, onda umumi nerselin fertlerini bazıları umumiye muhalif buladığın hükümle haslanıştaki caiz buladı. Yani hatınlar erkekler meselesine kira diyor, lakin erkekler meselesine muhalif buladı, yani farklı buladığın hükümle haslanıp kalışı mümkün. Yani erkeklerine verilen hüküm emir idi, barıp ziyaret kırıyorlar diyen, ayarladı ki onu tezkere sığıp kalışı mümkün, barmıyorlar diyen bu kalışı mümkün. قَدْ خَصَّ النَّبِيُّ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ النِّسَاءَ مِنْ هَذَا الْحُكْمِ. Peygamberimiz aleyhisselam ayarlarını bu hükümden haslap koydular. Aldığını ki umi kılvette hemme getirdiler. فَزُورُوهَا Kabristan'ı ziyaret kıyırlar diken de hemen kirip gitti. Lakin hatunlar da haslediler. Hatunlar bağırmasındır. فَمَنَهُ بِزْزِيَرَةِ الْاِرْجَالِ فَقَدْ Şunca kılıp Peygamberimiz Aleyhisselam fakat yine erkeklerini ziyaretke büyürdüler halas. فَمَنَهُ بِزْزِيَرَةِ الْاِرْجَالِ فَقَدْ Demek ki Peygamberimizin ziyaret doğrultuğu büyürüldü fakat yine erkeklerine teşkil buldu. لَنَّ النِّسَاءَ اُخْرِجْنَ بِالتَّخْسِيسِ مِنْ هَذَا الْعُمُومِ بِلَعْنِ الزَّائِرَةِ Çünkü ayollar bu umumilikten haslanıp yani ziyaret kılıçlarını lanetleştiği bilen çıkarıldılar. Peygamberimiz Aleyhisselam avaliye hemme gettiler, ziyaret kılıçlarını kiyin ettiler ki vayzan kiyin kabirlerini ziyaret kıladırken ayollarına lanet bulsun deyip ayarlarını haslap koydular. Ayarlar barmasın dediler. Ve barmasın diyenin en barmasın diyen nehyini en mükemmel, en ağır bir şekilde ettiler. Ve aydan mimme yebtulun nesfe kavluhu le'ane Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zayretil kubur vel muttehizine aleyhel mesacide ve suruce. Yine bu meseleden mensuhlikini batıl kıladırken delillerden bittesi Peygamberimiz Aleyhisselam'ın merhabı sözleridir. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabirlerini ziyaret kılıç hatınlarını, kabirlerinin üstüge meçhler kılıp alıcılarını ve çırağlar kuyucularını lanetlediler. Şu hadis açık kürsede yaptı ki demek kabirlerini ziyaret kılıçlık, kımaslık meselesi de mensuhlik yok iken. وَمِنَ الْمَعْلُومِ اَنَّ قَوْلَهُ وَالْمُتَّخِذِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ Çünkü malum ki Peygamberimiz Aleyhisselam'ın kabirlerinin üstüne meçhler ve çıraklarını kılıp alıcılar diyen sözü لَا اَحَدٌ يَدَّعِيَنْ لَهُ مَنْسُخُدْ Bana şu sözde mensuhluğuna hiç kim dava kılmıyordu ki. وَالْحَدِيثُ وَاحِدٌ وَحَدِيثُ بِتَّدُرْ Yani ayollarının ziyaretçileri bilen kabirlerinin üstüne meçh kılıp alıcılar ikilesi bitti hadiste geliyordu. فَاِدِّعَوُ النَّسْخِ فِي جَانِبٍ مِنْهُ دُونَ اَخَرْ غَيْرُ مُسْتَقِيمٍ Yani bitti hadisinin bir tarafı da mensuhliydi dava kılıçlık, başka tarafı da dava kılıçlık doğrumaz. Bitti hadisi yarını mensuh bu yanı, yarını muhkem bu ise mümkünmez bu. وَعَلَى هَذَا يَكُنُ الْحَدِيثُ مُحْكَمًا غَيْرَ مَنْسُخٍ Bana şu tahkikte, bana şu teşhirüge karayende bu hadis mensuhmez eken, muhkem eken. Demek ki kabirlerini ziyaret kılıcı ayarlarına
Lanet bulsun degen sözler mensuh bu mabdiyken. Muhkem eken. Muhkem mi? Müstahkem hüküm mü? Kıyamet geçe bir hüküm kaladı. Erkekler ayollarını kabristan'a cünetmesin. Ya kabrige cünetmesin. Ayollar hem bağırmasın. İkincisi el-ilmu bit-tarih. Bir hükümde mensuh dişliğimiz için tarihini bilişliğimiz gerek. Ve huna lem ne'alemet tarihe. Bu yada biz tarihte bilmedik. لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَقُلْ كُنْتُ لَعَنْتُمْ مَنْ زَرَ الْقُبُورِ Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselam etmediler ki men kabirlerini ziyaret kıyarlarda lanetle kendim demediler. Yani o hadis başka, bu hadis başka. İkili hadiste erleştirişlik, ilimsizlik, cehalet bu. Görün. İkili hadis birbirinden çok farklı bu hadisler. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselam kabirlerde ziyaret kıyanlarda lanetle kendim demediler. Bel kâle kuntu nehaytukum. Belki ettiler ki mesela de ben kıyandım diye ettiler. Ve nehyuduna la'ni. Ve nehy ise lanetten pesraktır. Doğru mu? Ben kılıçlıyı bazen haramge dalat kıladı, bazen mekruhlikke dalat kıladı. Lekin lanet haramlikke dalat kıladı. Lanet ağır ki. Demek malum oluyordu ki kele hadisen amal kılınadı. Ve aydan yine etmemiz ki fe inne kavlehu kuntu nehaytukum hitabun irrical. Mesela de men kıyandım diyen hitap erkekler içindir. Ve lanu zayretil kubur hitabun linisa. Kabirlerini ziyaret kılıcı hatınlarına lanet buluştuk hadisi ise hatınlar için hitaptır. Hatınlar getirini yaptı. فَلَا يُمْكُنُ حَمْلُ خِتَابِ الرِّجَالَ عَلَى خِتَابِ النِّسَاءِ Erkeklerine buygan hitabını ayarlarının hitabıya hamil kılıçlığı mümkün mü müydü? Caizmez bu. Yani bana erkeklerine Allah'a da mesele kirli yaptı, hatunlarına Allah'a da mesele kirli yaptı. İkilerini erleştirişlik caizmez. Hani? Yani küp meselelerde erkek ve hatunların hükmü bir. Bir hal, lakin bazı meselelerde farkları var. Bunu kabul kılıçlığımız gerek. Bu demokratlarga o'xshab, kofirlarga o'xshab erkaklardan xotinlar hamma masalada bir xil demaslik kerak. Shariat bir xil qilgan yerlarda bir xil bo'ladi, farqli degan yerlarda farqli bo'ladi. Izan fal hadis la yasihu fihi da'va an-nasx. Demak, hadisda mansuhlik da'vosi sahih bo'lmas ekan, to'g'ri emas ekan. Hadis mansuh emas. Qabrni ziyorat qiluvchi xotinlarga bo'lgan la'nat muhkam ekan, mansuh emas ekan. وَسَانِيَنْ اِكِنْتِنَا وَاَمَا الْجَوَابُ عَنْ حَدِيثِ الْمَرْأَةِ وَحَدِيثِ عَيْشَ Hali kabirde alda yığılayıp dururken hatun doğrusundaki hadis ve Ayşe anamız ne yani kabirde yerlerine ne maddi diyen hadisine cevap ki kesik فَاِنَّ الْمَرْأَةَ لَمْ تَخْرُجْ لِزِيَارَةِ قَطْعًا Elbette bu hatun hadisten görünüp durdu ki yani kat'i halette etmemiz ki ziyaret için çıkmaganıdır o. Ziyaret maksatta çıkmagan idi. Lakinneha usibet. Lekin hatinge musibet yetken idi. Ve min izzamil musibeti aleyha lem tetemalek nefseha litabqa fi baytiha. Musibetinin katteligiden hatin üyüde kalışlığı için uzunu nefsige hakim bulalmadı, ige bulalmadı. Ve lizalike haracat ve cealet tabki indel kabri. Şunun için üyüden çıkıp gitti de kabrinin aldığı yığılığı başladı. Mimme yedullu ala enne fi kalbiha şeyin azimen lem tetehammelhu hatta zahmet ile ibniha ve cealet tabki inde kabrihi. Ayol kişinin kalbindeki nersenin katta ikenliğe dalat kıladigan alametlerdendir ve ona tahammül kılmagenliğine alametlerdendir. Hatta uyudan çıkıp gitkenliği ve oğlunu kabrige bağırgenliği ki oğlunun kabrini aldı yığılayıp durgenliği. Hani uyudan çıkıp getirip bağırıp kabrini aldı yığılayıp durgenliği şu ayağının musibeti ağırlığını delilidir. Ve lihaza emaraha sallallahu aleyhi ve sellem en tasbira. Şunun için Peygamberimiz Aleyhisselam bu ayağını sabır kılıçlıkça büyürdüler. لَنَّهُ عَلِمَ النَّهَ لَمْ تَخْرُجْ لِزْ زِيَارَةِ Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselam bildiler ki
bu hatun ziyaret için çıkmagan idi. Bel haracet lima fi qalbiha min adami tahammul hazi sadmati kebira. Belki hatun özünün kalbidagi bu ağır toqnashuv musibatning birinchi zarbasini hamil qila olmaganligi uchun chiqqan edi. Fal hadis laysa sarihan bi annaha kharajat li ziyarati. Demak ki bu hadis agarchi sahih bo'lsa ham bu xotinning ziyorat uchun chiqqanligi to'g'risida sarih emas ekan. Tushunyapsizlarmi? Bu hadis bizga aytmayaptiki xotin qabristonni ziyorat qilgani kelgan edi. Keyin Rasululloh shunday dedilar demayapti-ku. Musibatlanganligidan o'ziga o'zini qo'lga ola olmasdan kelyapti xotin. Qayerga borishini bilmasdan. Va iza lam yakun sarihan, endi bu hadis modomiki sarih emas ekan, ochiq emas ekan, ya'ni ayollarning qabriga borishligi, ziyorat qilishligini joizligini ko'rsatmayapti bu hadis. Ochiq bir holatda, ravshan holatda ko'rsatmayapti. Fala yumkin an yu'ariza shay'a sarih bi shay'in ghayri sarih. Shuning uchun endi sarih bo'lgan narsaga sarih bo'lmagan narsa bilan qarshi chiqilishligi mumkin bo'lmaydi. Bizning hadisimiz, bizning dalil qilgan hadisimizda payg'ambarimiz alayhissalom qabrlarni ziyorat qiluvchi xotinlarni la'natladilar. Ochiqchasiga turibdi-ku, qarang. Bu hadis ochiq ravshan holatda xotinlarning qabristonga borishligini man qilyapti. La'natlayapti hattoki. Siz bu hadisni keltirib mana bu hadisimiz dalil, demak xotinlar borsa bo'lar ekan deyapsiz. Lekin sizga ko'rsatgan dalilingiz sahih bo'lsa ham, xotinlarni ziyorat qilishligiga salohatan dalolat qilmayapti-ku. Ochiqchasiga dalolat qilmayapti-ku. Demakki, sizniki sarih bo'lmagan dalilingiz bizning sarih bo'lgan dalilga qarshi kelmaydi. Usul kitoblarda o'qiyib turganlaringizdek. Va amma hadisi Oyisha, Oyisha onamizning hadisiga kelsak, fa'innaha qolat lir rasuli sallallohu alayhi va sallam maza aqul. Oyishamiz payg'ambarimiz alayhisalomga nima deyman dedilar. Faqala quli assalomu alaykum. Assalomu alaykum degin dedilar. Fa hal murodu annaha taqulu zalika iza marrat aw iza kharajat zayratan. Endi bu hadisda iroda qilingan narsa Oyishamiz qabristonning oldidan o'tganda aytadigan gapmi yoki ziyorat qiluvchi holatda chiqqanda aytadigan gapmi? Fahu muhtemelun, bu ihtimallidir. İkilasın hem ihtimali var. Kabristan'da ziyaret kıyanı bargenim ne deme deymen demahçı mı? Ya ki kabristan'da aldıdan ötü yaptırsam deme deymen demahçı mı? İkilasın hem ihtimali var. Felese fihi tesihun ben lehe izah haraca zahireten. Şimdi bu hadisteyim Ayşe anamız ziyaret kılıcı halatı da çıkkanı da kabristan'da ziyaret kılıç maksatta bargende ikenliği doğrusu da sarahati yok. Ravshanlik yo'q. Ochiqchasi hadisini ko'rsatmayapti. Izminal mumkinan yurod bihi zamarrat biha min g'ayri xurujin li ziyorati. Chunki hadisdan murod Oyisha onamiz ziyorat uchun chiqmasdan qabristondan oldin o'tib ketyap turganda aytishlik uchun so'ragan bo'lishligi mumkin. Va zohiran shu, biz shunday deymiz. Hadisni shunday tushunamiz. Oyisha onamiz so'radilar ki, men qabristonda oldin o'tib ketyap tursam nima deyishligim kerak? Deganda payg'ambarimiz alayhissalom shu gapni gapirgin deyaptilar. Javoban shunga dalolat qilyapti. Masalan, siz aytsangizki, men kattalarni ko'rib qolsam nima deyishligim kerak desiz, assalomu alaykum degin. Va iza kana laysa sarihan fala yu'arizu as-sarih. Yoki yu'arizu as-sariha. Endi bu hadis Oyisha onamizning hadisi ayollar qabristonni ziyorat qilishligini joizligi to'g'risida sarih emas ekanmi? Ochiq ravshan dalolat qilmayaptimi? Bizning sarih dalilimizga qarshi kelmaydi. Tushundingizmi? Va ma fi'lu ham akhiha radiyallohu anhuma. Endi akasiga qilgan muomalasi, ya'ni qabrini ziyorat qilgani esa fa inna fi'lu ham akhiha lam yastadilla alayha Abdulloh ibn Abi Mulayka bilani zayratil qubur. Oyisha onamizning akasiga qilgan muomalasi, ya'ni akasini qabrini ziyorat qilganligiga Abdulloh ibn Mulayka qabrlarni ziyorat qiluvchi xotinlarga la'nat bo'lsin degan hadisni dalil qilmadi. Va innamastadalla alayha binnahy an ziyaratil qubur mutlaqan. Balki
qabrlarni ziyorat qilishlikdan nahiy, mutlaqo nahiy, erkak va xotinlarni man qilgan hadisni hujjat qildi. Lannahu law istadalla alayha bin nahy an ziyarati nisa'il qubur aw bi la ziyarati qubur. Lekin chunki agar Abdulla ibn Abu Murayka Oysha onamizga qabrlarni ziyorat qiluvchi xotinlardan nahiy to'g'risidagi hadisni dalil qilganda yoki qabrlarni ziyorat qiluvchi xotinlarga la'nat bo'lishligi to'g'risidagi hadisni hujjat qilganda takina nanzur bimaza satuchi buhu Oysha onamiz nimadir javob berishligini ko'rardi gunda. Ha? Boshqa javob berardilar. Lekin Oysha onamiz javobidan ma'lum keyin payg'ambarimiz alayhissalom amr qildi deyaptilar-ku. Fa mustadalla alayha bin nahy an ziyatil qubur. Mana Abdulloh ibn Abu Mulayka Oysha onamizning ziddiga qabrlarni ziyorat qilishlikdan nahiy to'g'risidagi hadisni hujjat qildi. Va ma'lum anna nahy an ziyatil qubur kana amman. Va ma'lumki mana yuqoridan tanidik. Qabrlarni ziyorat qilishlikdan bo'lgan nahiy umumiy edi. ولهذا اجابته بالنسخ العام شنو چه آیشه رمز هم عمومی منسوخلیک حکم بلند جواب بردلر و قالت انها انهو قد امر بذلك ایدلر که البته پیغمبرمز علیه السلام بو نسخه که این امر کردلر دیدلر و نحن و این کنن نقول این عائشه رضی الله عنها استدلت بلفظ العموم اگر اندو بس اگر شو آیشه رمز bu yerda umumning lafzi bilan dalil qildilar. Ya'ni erkaklarga ham xotinlarga ham izn berganlar, bizi kelishligimiz bo'laveradi degan bo'lsa, ba'zi olimlar tushungandek, fahyaka g'ayriha minal ulama. Oysha onamiz ham boshqa olimlarga o'xshagandek, la yu'arazu bi qawliha qawlur rasul sallallohu alayhi vasallam. Oysha onamizning so'zi rasulning so'ziga qarshi keltirilmaydi. Oysha onamizning bu gapi bilan biz hadisni tark qilmaymiz. Tushundingizmi? Shuning uchun eng to'g'risi nima? Oysha onamizning so'zini hadisga muvofiq tushunishlik. Agar hadisga xilof tushunsang Oysha onamizning so'zini, unda hay Oysha onamizning so'zini tark qilishlikka to'g'ri keladi. Rad qilishimizga to'g'ri keladi. Oysha onamiz hadisga xilof gapiribdi ekan, qarshi gapiribdi ekan degan xulosaga olib boradi. Lekin Oysha onamiz uni biladilar. Hadisga xilof gapirmaydilar. Shuning uchun aytamizki, Oysha onamiz boshqa masalani aytayaptilar. Ya'ni umum, hamma erkak va xotinlar man qilinadi. Keyin erkak va xotinlarga izn berildi. Keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ayollarni xosladilar, taxsis qildilar, ayollar bormasin deb. O'sha masalani aytayaptilar. Alannahu ruya annaha qolat law shahidtuka ma zurtuk. Va boshqa sahih hadislarda keladiki, Oysha onamiz qabrga borganda aytadilarki, agar men senga shohid bo'lganim dedi, seni ziyorat qilmas edim dedilar. Ya'ni janozangga yetishganim dedi, o'ligingni ko'rganim dedi, qabringa kelmas edim deyaptilar. Mana bunga nima deysiz? Demakki, Oysha onamizning maqsadi qabr ziyorati emas ekan. Qabr ziyorati emas. Oysha onamiz boshqa maqsadda kelyapti. Shuning uchun yuqorida aytdik, payg'ambarimiz alayhissalom qabrlarni ziyoratidan man qilyaptilar. Bir xotin masalan ketyapti, yo'lidan qabriston chiqib qoldi. Shu qabristonni o'rtasidan o'tib ketishlik kerak. Boshqa yo'l yo'q. O'tib ketsa bo'laveradi. Nima yo'q, ziyorat niyatida kelgani yo'q, oldin qabriston chiqib qoldi. Butun bir o'rmondan o'tib ketyapti degan, o'tib ketaveradi. Oysha onamiz mana boshqa bir sahih hadisda aytayaptilar. Agar seni o'ligingga shohid bo'lganim dedi, ya'ni dafn qilinishingdan oldin kelganimda seni ko'rganim dedi, seni ziyorat qilmas edim deyaptilar. Demak, niyat ziyorat emas ekan. Asl maqsad ziyorat emas ekan. Va hadza dalilun annaha radiyallanha xorajat li tad'a. Mana shu hadis dalil bo'layaptiki, Oysha onamiz lahu, ya'ni shu akalariga duo qilishlik uchun chiqibdilar. Lan halam tashhad janazatahu. Chunki Oysha onamiz uni janozasiga shohid bo'lolmadilar. Ya'ni o'ligiga. Janozasiga deyishdan maqsad namoz emas, o'ligiga. Bilasizlarki, bir inson o'lsa qarindoshlariga e'lon qilinadi, chaqiriladi.
Keyin ulgurgan odam kelib, uni bir o'ligini ko'radi. Keyin haqqiga duo qilishadi. Oysha onamizga xabar berildi, Oysha onamiz kech qoldilar. Shuning uchun qabrini so'radilar, qayerga dafn qildirasizlar? Aytishgandan keyin qabriga borib shu gapni gapirdilar. O'zingizni ko'rganimda kelmasdim qabringa dedilar. Keyin uzrni ham aytib qo'yibdilar. İslam dini mükemmel din. Hiç kim Ayşe anamızı bu fiilini dalil kılarmıyordu. Ayşe anamız bağlı ki kabrı getirmeye varsa bulurarken diyelmiyordu. Lakinne hazi rivayete ta'ane fiha ba'dul ulema. Lakin bu rivayetke bazı alimler ta'nakigen. Yani sahihmez, sahih digen ihtilaflar var. Bazı da sahih dedi, bazı da sahihmez dedi. Ve kâle inneha la tasihhu an Ayşe'te radıyallahu anha. Etediler ki bu rivayet Ayşe anamızdan sahih emas dedi. Lakinnana nabqa ala rivayetil ula as-sahiha. Mayli biz birinci sahih bo'lgan rivayette qolamiz. Zayıf hadislerge ötmeylik. Yani bu hadislerge biz nimaga kelyapmiz? Sizler kirganlaringiz uchun. Sizler bilan dalil qilyapsizlar. Ayollar qabristonga boraveradi. Shuning uchun biz bu hadislerge kiryapmiz. Bo'lmasa biz bu hadislerge kirmaymiz. Va aytamiz ki bu hadislerning masalasi boshqa deymiz. Biz hamma hadisga hadis qanday taqozo qilyapti degan bo'lsa shunday amal qilamiz. Hadislarni noo'rin yerlarga qo'ymaymiz. Izlaysa fiha dalilun ala anna ar-rasula sallallohu alayhi vasallam nasahahu. Chunki payg'ambarimiz alayhi vasallam uni nasx qilganligiga bu hadisda dalil yo'q. Wa iza fahimat hiya fala yu'arazu bi qawliha qawlur rasuli sallallohu alayhi vasallam. Agar Oyisha onamiz buni mansuh deb tushunmagan bo'lsa, yuqorida aytganimizdek, agar mabodo sizlar agar ayoqlaringizni tirab turib olsalaringiz, yo'q, Oyisha onamiz buni mansuh degan desangiz, unda aytamizki, Oyisha onamiz mabodo ziyorat qiluvchi xotinlarga la'nat bo'lsin degan hadisni mansuh bo'lgan deb tushungan bo'lsa, biz aytamizki, Oyisha onamizning so'zi Rasulullohning so'ziga qarshi kelmaydi. Chunki biz Rasulullohga iymon keltirganmiz, payg'ambar deb. Oyisha onamizga emas. Ayşe anamız hata kılışı mümkün. Lekin Peygamberimiz Aleyhisselam hata kılmıyordu. İşgalun ve cevabuhu. İşgal ve onun cevabı. Yani bir işgal geldi bir yerine. Fi kavlihi zuvvaratil kubur. Dersinin başında gördük. Bazı rivayetlerde kabirlerini köp ziyaret kılışı hatınlar dip geldi. Ala yumkunu en yuhmelen nehyu ala tekrari ziyara. Şu nahi ziyaretini tekrarıya hamel kılıçdaki mümkünmez mi? Lenne zuvaret siğatı mübalağatin. Çünkü zuvaret diyenin mübalağa siğasıdır. O şey dersi başta ettik ki biz. Bazılarda ki Peygamberimiz Aleyhisselam bu bazı hadislerde, rivayetlerde kabirlerini köp ziyaret kılıçı hatınlarına lanet bulsundurlar. Demek ki bazen ziyaret kısa bulurarken de bu ulaşımız mümkünmez mi diyordu. El cevap haza mümkün. Cevap şu ki mümkün. Yani hadis. Şu hadis dozu şu manaya dalalet kılışı mümkün. Lakinnena izâ hamelnahu ala zalik. Lekin biz bu hadisinin manasını şu manaya hamil kısık. Yani Peygamberimiz arasından köp ziyaret kıyanlarına lanet bulsun deyipti. Bazen ziyaret kıyanlarına lanet bulmasın deyipti desek. Fe innena adana dalaletel mutlak zairet. Ziyaret kılıçlar degan, mübalağa siyasette bulmayan, isim failde bulgen, kelimenin mutlak dalalatını zayi kıyam bulamız. O nariye hadiste bir kere çıkar var gen bulamız. Şimdiniz mi? Bir hadiske amel kılamanda başka hadiste bir kere çıkarmasını gerek. İkilesi gen amel kılışını gerek. Eğer size siz ki, tamam siz nariye hadiske amel kılıyapsın deyken, zuvaret ki amel kılmayapsın ki, siz bunun cevabımız var. والتضعيف قد يحمل على كسرة الفاعلين لا على كسرة الفعل. Çünkü tazayif bir kelimenin muzaaf kılınışlığı. Mesela fataha fattaha. Galaqa galaqa. Şu tazayif kılınışlığı, ikkilendirilişliği bazen iş kılıçlarının köplüğüne dalalet kıladı. Fiilde köplüğü gelmez. Sarf kitaplarında okudularız ki bunu. Mesela gallaqatil abwab bütün darvazalarını berkitti degani. Gallaqa degani. Qarang. Fa zuvarat ya'ni an-nisa iza kunna
miyeten kâne fi'lhûnne kesîran. Mesela zuvarat diyene, köp ziyaret kılıçlar diyene, ayarlar mesela 100 de olsa, ulanın fiili köp bulat da. Şimdiniz mi? 100 de hatın kabriye kese ziyaret kıyana. Ne de buladı? 100 de ziyaret buladı. Şimdiniz mi? 100 de ziyaretçi ve 100 de ziyaret, 100 de fiil bul yaptı. 100 de adam mesela 100 de gışt götürüp kese ne de buladı? 100 de adam gışt götürüp kıyana buladı ve 100 de gışt geledi. Doğru mu? فالتضعيف باعتبار الفاعل موجود في اللغة العربية. عند فاعلين اعتباردن مضاعف قلنشليك عربجدا باردور عربتلدا بار بولارسا. قال الله تعالى الله تعالى صاد سورة لينجا تاتيكي جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. عدن جنات لرجال يبت الله تعالى. ولارشون جنتين دروازلار مفتحة Qarin ko'p ochilgan holatda deyapti. Shuni maftuhatan desa ham bo'ladi-ku, maftuhan desa. Lekin mufattaha bo'lyapti, qarin. Taz'if bo'lyapti. Falamma kanat al-abwabu kasiratan kana fiha at-taz'if. Darvozalar ko'p edi, shu yerda mana taz'if keldi, mufattaha kelyapti. Tushundingizmi? Darvozalar ko'pligi uchun. Izil babu la yuftahu illa maratan wahidatan. Chunki darvozalar bir marta ochiladi xolos-ku. Tushundingizmi? Darvoza bir marta ochiladi. Ha deb ochilavermaydi-ku. Bir darvoza necha marta ochiladi? Bir marta ochiladi. Va izon qiratu hatta iza ja'uha va futihat. Fahya misluha. Shuningdek, masalan Zumar surasida 73-chi oyatda ham hatto ular kelganda va ochilganda futihat futihat deilganda ham shunday. فالراجح demek ki mana afzal bo'lgan qavl shuki tahrimu ziyorati nisa lil maqabir ayollarning qabristonlarning ziyoratini haromligidir. Va annaha min kabairi zunub va ayollar qabrlarni ziyorat qilishligi katta gunohlardandir. Vanzur kalama shayxul islom ibn taymiya fi majmu'ul fatawa. Mana shayxul islom ibn taymiyaning majmu'atul fatawa kitobidagi kalomiga bir qarang deyapti. Siz ki bu İbn-i Sayyim'in kiçkini alımdı siz. Bana Şeyh-i İslam katta alımdı fatvasını göreyim. 343. sayfa. Muhakkik ulamaladı kavlu şu. Hanefiler diyen fatvası şu. Hanefiler emet dedi ki hatırlar kabirlerini ziyaret kılıçdaki haram. Ve hatta bizde bazı gepler buladı. Ayrıca ki bir hatın kabristan'a varsa bütün kabirdekiler uyalib qolishar ekan. Nimaga? Bu xotin ularga qip yalang'och bo'lib ko'rinar ekan. Degan gaplar bor. Bu gapni oyat hadisdan asosi yo'q. Lekin shuni oldingi ba'zi bir mullalar aytgan. Nimaga? Avomlarni qo'rqitishligi uchun. Ayollarga qabristonga bormanglar, la'natga qolasizlar, mal'un bo'lasizlar, gunoh bo'ladi desa uncha ta'sirlanmaydi. Avam ayollar. Qabristonga borsalar qip yalang'och bo'lib ko'rinasizlar esa voy o'lmasam. Juda yomon ekan-ku bu. Deyishadi keyin. Shunday ta'sirlansin deb aytilgan narsa. Endi ba'zi kampirlar unga ham bir yo'l topadi boshqa masala. Ya'ni shu mana shu qissalar agarchi asli bo'lmasa ham bizning millatimiz ichida Hanafilar ichida tarqaganligi Hanafilarda xotinlarni qabristonga borishligi joiz emasligini ko'rsatadi.